arkadaşını yapmıştık. Compression sayesinde dostları, arkadaş üyeleri siteyi sıkıştırabiliyorsunuz. Ama duruma göre performans kaybı yaşayabiliyordunuz. Şimdi gelin bir diğer olaya. Geleceğimiz olayın adı grup polisi. Grup polisinin aslında bir ton versiyonu var. Bir ton kullanacağınız versiyonu var. Grup polisinin biz sadece lokal olanına bakacağız. Lokal grup polisi ne demek? Bir kere grup polisi ne? Grup polisinin yaptığı şey şu. Makinenizin ayarlarına daha ayrıntılı bir şekilde müdahalede bulunabiliyorsunuz. Mesela başlat menüsünde şu gözükmesin. İşte mesela makineyi kullananlar kontrol alt del yapıp görev endişesini açamasın. Gibi bir takım ayarlar yapabiliyorsunuz. Kısıtlamalar getirebiliyorsunuz bilgisayarı kullananlara. Grup polisi dediğinizde aklınıza gelecek tek şey aslında kısıtlama. Grup polisi kullanmak için tek sebebimiz o. Kısıtlamak. Bildiğini kısıtlamak için. Şimdi niye lokal grup polisiye bakacağız diyorum. Şöyle lokal grup polisiye bakacağız. Niye lokal grup polisiye bakacağız? Grup polisinin bir lokal versiyonu var. Bir de domain gelince göreceğiniz versiyonu var. Domaindeki grup polisi. Arasındaki fark ne? Şu. Lokal kelimesini duyduğunuzda anlamanız gereken şey şu. Lokal tek bir makineyi ifade eder. Yani biz mesela lokal grup polisi klon 1 üzerinden açarsak klon 1 üzerinde biz bu ayarları yapacağız demiş oluyoruz. Ya da gidip master'da açarsak lokal grup polisi master'da yapacağız demiş oluyoruz. Ama domainde grup polisi diye bir şey gördüğünüzde domainde yaptığınız bütün ayarlar her bütün makinede etkileyecek. Tamam? Yani oturduğunuz yerden bir polisi yapacaksınız. İşte şunda şu yasak, bunda bu yasak. Ondan sonra 50 tane makinede aynı ayar geçerli olacak mesela. Dolayısıyla lokal grup polisi tek makine için yapacağınız ayarları ifade ediyor. Tamam. Grup polisi dediğim gibi kısıtlama anlamına geliyor şimdilik bizim için. Grup polisi açmak için bir ton yöntem var. İşte start menüye açıp oradan işte grup polisi falan yazarsanız çıkacak. Ama bunun kısa yolu gpedit.msc şu. gpedit.msc. Tamam, bunu bir açın. Ya da start menüye grup polisi yazın. Ya da bir run açıp oraya gpedit.msc yazabilirsiniz. Çok iyi. Bu arada sürekli msc, msc falan diyorum ya, msc. MSC'nin bir esprisi var. Microsoft Console anlamında bir ifade bu. Microsoft Console. Bunu sınavda bir yerde sormuşlardı. İşte Microsoft konsolların uzantısı nedir falan gibi bir yerde sormuşlardı. Onun uzantıları msc'dir. Msc. Microsoft Console anlamında. Yani sizin aslında o computer management.msc diye çalıştığınız program aslında bir konsol. gpedit.msc diye çalıştığınız şey bir konsol. Bunlar hazır konsollar. Birazdan kendi konsolumuza da bakacağız. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tamam. Şimdi bir şekilde grup polisiyi başlatalım. Ben bir run açtım. Artık buna alışın run açmaya. gpedit.msc gpedit.msc gpedit.msc'yi açıp şurada lokal grup polisi editör diye bir şey gelecek. Hani buradaki ayarlar neymiş, şu klasör ne işe yarıyormuş, onlar falan hiç işimiz yok şimdilik. Daha sonra konuşacağız. Ama lokal grup polisi iki parçadan oluşuyor. Bir computer configuration tarafı, bir de user configuration tarafı. Computer configuration ne, user configuration ne? Computer configuration tarafında yaptığınız ayarlar direkt makinenin kendisini etkiler. Yani şöyle düşünün, ben makine için şöyle bir şey yapmışım. Run menüsü var ya, run'ı çalıştırıyoruz ya şimdi Windows R'ye yaptığımızda. Run yasak diye bir tane polisi yapmışım mesela computer configuration tarafında. O makinenin kendisine ifade etkileyecek. Yani bütün makineyi kullanan herkes etkileyecek. Makine yaptığınız için şöyle düşünün. Makinede run yasak. Dolayısıyla bu makineyi kullanan bütün kullanıcılar için de run yasak olmuş olacak değil mi? Niye? Çünkü makineyi kullanıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde user configuration tarafında yaptığınız ayarlar da kullanıcının kendisine etkileyecek. Mesela U1 diye bir kullanıcınız var. U1. U1 mesela masa üstünde diyorum. Start menüde işte şeyi göremesin. Neyi göremesin? İşte belgelerimi göremesin mesela. İyi bir ayar yaptınız. Sadece bu göremiyor. Tamam. İyi bir düşünebilirsiniz. Yani bunların kapsamları değişiyor duruma göre. Söylemeye çalıştığım şey o. Yani computer tarafında yaptığınız ayarlar bilgisayarda bir şeyleri değiştirirken user tarafında yaptığınız ayarlar user tarafındakileri etki ediyor. Kullanıcılara etki ediyor. Tamam. İyi bir düşünebilirsiniz. Peki. Şöyle bir şey yapalım ben. Şöyle user configuration tarafı.
test var. Mesela bir şeyi yasaklayalım. Niye yasaklayalım? Mesela kontrol paneli yani şimdi o kadar ayrıntılı ayar yapmaya gerek yok da maksat bir şeyleri yasaklamak. Yoksa hani buradaki ayarlar falan ne işe yarıyor onlar çok önemli değil şimdi. Mesela şu start menüde yok mu? Olmayan bir şey. Mesela help'i yasaklayalım. Bakın şurada remove help menu from start menu diye bir şey var. Remove help menu from start menu. Mesela bizim makinamızı kullanan kullanıcılar help'i göremesinler burada. Help olmasın mesela. Şu help'i yasaklamak istiyoruz. Ayar da şu. Remove help menu from start menu. Şu. Yani bir ton remove kuralı var burada. Bunların hepsini kaldırabilirsiniz. Önemli değil. Maksat test yapmak zaten. Yoksa şuradaki ayar ne işe yarıyor, onu ne yapıyor falan filan değil. Maksat bir şeyleri yasaklamak. Şimdi remove help menu from start menu'ya çıktıklarsam şöyle bir kısım geliyor. Burada yazılan şeyler önemli. Yani bir ayarı yaparken paldır küldür hani enable olsun, disable olsun falan demeyeceksiniz. Buradaki ayarları okumalısınız. Yani basitçe şöyle söyleyeyim. Hani çok dibine kadar girmeyeceğim. Bakın şurada supported on diye bir kısım var. Supported on. Ne diyor? Windows 2000 ve sonrası. Windows 2000'den beri. Yani şu an siz Windows 2000'den sonra bütün işletim sistemlere, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, hatta Windows 8 de dahil olmak üzere hepsine şu ayarın geçerli olmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani Windows 2000'den sonraki bütün işletim sistemler bu ayarı etkiliyor. Bu da şunu anlamanız gerekiyor. Burada yaptığınız her ayar bütün işletim sistemlerine geçerli olmayabilir. Bütün işletim sistemleri bu ayarları desteklemeyebilir gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Şimdi 3 tane seçeneğiniz var kaldırmak için. Daha doğrusu kaldırmak için bir tane seçeneğiniz var da seçmek için 3 tane seçeneğiniz var. Not configure bırakırsanız not configure. Not configure demek hiçbir şey yapma demek. Hiçbir şey yapma demek hiçbir şey yapmak anlamına gelmiyor. Gibi düşünebiliriz ama buradaki not configure'ın esprisi şu. Varsayılan neyse o kalsın. Varsayılan neyse o kalsın. Yani siz bir işletim sistemini kurduğunuzda işletim sistemi kurulumunda bu ayar ne diyorsa öyle kalsın demiş oluyorsunuz. Yani hiçbir şey yapma demiş olmuyorsunuz. Tamam. Enable derseniz remove help menu start menu. Bu ayar ne diyor? Start menüden help'i kaldır diyor. Şimdi ben bunu kaldır demem için ne yapmam lazım sizce? Enable mi yapmam lazım, disable mi yapmam lazım? Disable ne demek? Yapma demek. Enable ne demek? Yap demek, olsun demek. Dolayısıyla ben start menüden help'i kaldırmak istiyorsam yap demem lazım, değil mi? Yap. Kaldır. Evet, yap demem lazım. Dolayısıyla ne demek lazım? Enable demek. Peki disable dersen ne olacak? Şunu yapma demiş olacağım, değil mi? Şunu yapma demiş olacağım. Yani remove help menu from start menu. Start menüden onu kaldırma demiş olacağım. Değil mi? Daha sonra anlayacaksın ne demek olduğunu. Grup boyutundan yaptığım ayarlar hiçbir zaman değiştirilemez. Tabii işi bilmiyorsa. İşi biliyorsa ayrı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Kuralı oluşturacağımız için disable'ın burada var olmasının sebebi biz onu disable'da sabitleyip grup polisiye de onu değiştiremeyecek olan insanlara yetki verdiğimiz zaman onu sağlamlaştırmış oluyoruz. Şimdi tam da almış oluyoruz yani. Disable'ın esprisi o değil ama. Disable farklı bir durumda yaşıyor. Bak mesela ben en basitinden onu ha, anladım demek istediğini ama şöyle. Mesela Active Directory gelince şöyle şeyler yapabiliyorsun. Mesela bir tane policy yapıyorsun. Bununla yasak diyorsun. Bir altta bir policy daha yapıyorsun. Bundan yasak değil diyorsun mesela. Sonra bir tane daha iniyorsun. Bununla yasak diyorsun mesela. Şimdi ne demiş oldun sen? Burada yasak. Burada yasak değil. Burada yasak. Şimdi hangisi geçerli olacak? Bir kere bir şeyin yasak diyebilmek için onu enable demek lazım. Şimdi bizim duruma göre. Peki yasak değil demek için ne demek lazım? O zaman disable demen lazım. Gibi düşünebilirsin. O zaman gelince daha netleşecek. Böyle alt alta inen policy'ler yapabiliyorsunuz. Göreceksiniz. Şimdi biz enable diyelim şuna. Sonra bir de okey diyelim. Bitmiş mi?
O kadar basit. Yani oradan remove help menu start menu dediğin zaman çat diye gidiyor. Ama burada bir sıkıntı var. Aslında sıkıntı değil. Problem var. Problem de şu. Mesela siz bir kullanıcıya bu işi yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Şu an bakın, bilgisayarı kullanan herkes de bu yasak olsun demiş oluruz. Bu olmasın demiş oluruz. Bir kullanıcı başına nasıl yapacaksınız bunu? Aslında kullanıcı başına yapma işi Active Directory ve Domain diye bir şey geldiğinde göreceksiniz. Ama burada da ona benzer şeyler yapabiliyorsunuz. Tam öyle olmasa da dahi. Mesela şu kullanıcı bu yasak olsun, bu kullanıcı şu yasak olsun diyebiliyorsunuz. Kullanıcı başına yapabiliyorsunuz. Onu da nasıl yapacaksınız gösterelim. Tamam. Yani şuradaki ayarların şu an için hiçbir önemi yok. Maksat bir şeylerin nasıl yasaklandığını görmek. Şimdi burada gördünüz şu Local Group Policy Editor dediğimiz aslında bir konsol. Bunlara MMC konsolları diyor. Microsoft Management Console diye bir açılımı var. Microsoft Management Console diye geçiyor. Şu. Şu gördüğünüz Local Group Policy Editor aslında bir MMC konsolu. Yani Microsoft yönetimsel amaçlı Microsoft konsolu bunlar. Ki bunların uzantılarını biliyorsunuz artık. MSC. MSC uzantılı bir dosya aslında bu. Siz bu MSC uzantılı dosyaya tıkladığınızda bu açılıyor mesela. Bunlar hazır gelen konsollar. Yani Local Group Policy Editor dediğimiz hazır bir konsol. Microsoft bunu daha önce yapmış, size vermiş, çıktık diyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Aynı şekilde Computer Management diye bir şey gördünüz. Computer Management. Computer Management da bir konsol. Hazır bir konsol. Daha önce hazırlanmış, verilmiş. Ya da işte diskmgmt.msc diye bir şey gördünüz. Disk yöneticisi. O da mesela hazır bir konsol. Buradan çıkarmanız gereken şey şu. Kendi konsollarınızı yapıp onların içine bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Yani aslında size gelen konsollar hazır. Siz sıfırdan bir konsol yapıp içerilerine bir şeyler ekleyip şunlar olsun bunlar olsun deyip kenarına kaydettikten sonra tekrar kullanabiliyorsunuz. Kaydedip kullanıp bir yere kaydettikten sonra. Yani bunların esprisi aslında kaydedilmiş bir dosya. Siz de gidip kendi konsollarınızı hazırlayıp içlerinde şunlar dursun, bunlar dursun diyebiliyorsunuz. Niye buna ihtiyacımız var? Şimdi anlayacaksınız. Peki kendi konsolumuzu nasıl yapacağız? Hemen bir Windows R yapın. Ya da Start menüye de yazabilirsiniz. Olur. Yani şimdiye kadar söylediğim Windows R yazdığınız her şeyi Start menüye de yazabilirsiniz. Olur. Fark etmez. Hemen şuna MMC yazıyorsunuz. MMC. MMC. MMC yazdık. Yes diyorsunuz buna. Şu grup polisi bittikten sonra şunun ne olduğunu da anlatayım. Bu da çıksın aradan. Şimdi bakın boş bir tane konsol geldi. Sizin grup polisi diye açtığınız şey içi doldurulmuştu. Bu boş. İçinde hiçbir şey yok. Ben şimdi buna bir şeyler eklemek istiyorum mesela. Şu boş bir konsolu ekleyip ondan sonra kenara kaydedip sonra tekrar bunu kullanmak istiyorum mesela. Öyle bir ortam. Nasıl yapacaksınız? Bakın file'dan Edge Remove Snap-in'e gelirseniz Edge Remove Snap-in Snap-in'leri oradaki işte yönetim araçları hepsi. Edge Remove Snap-in Edge Remove Snap-in'i açarsanız şurada bir grup Snap-in'ler var sol tarafta. Sol tarafta bir grup Snap-in'ler var. Mesela disklerimi yönetmek istiyorum ben. Diskmgmt.msc. Mesela siz diskmgmt.msc'yi açmaktansa kendinizin hepsinin içerisinde bulunan bir tane konsol yapıp onu da kullanabilirsiniz. Yapalım hemen. Mesela disk management'ı add deyip sağ tarafa attım. Disk management'a tıklayıp add deyip şu sağ tarafa atıyorum. Şu taraf boş ya, o tarafı dolduracağım şimdi. Add disk computer seçip finish deyin. Onun şimdilik bir esprisi yok. Sonra mesela Shared Folders diye bir klasör vardı, hatırlıyor musunuz? Computer Management'da mesela. Hemen ona tıklayıp sağ tarafa atın onu da. Şimdiye kadar gördüklerimizi böyle bir tarafa atalım, kullandım ondan sonra. Sonra burada OK diyorsunuz, Finish. Shared Folders attık. Başka... Mesela Local User Groups var burada, kullandınız. Onu da sağ tarafa Add deyip atın. Şöyle bir grup Snap'ini sağ tarafa attım. Servisler. Yani servisler çok önemli değil de. O sadece kurcaladık orayı. Daha görmedim. Ama atalım. Şöyle bir grubu sağ tarafa attım şunları. Disk Management, Shared Folders, Local User Groups, Services. Şimdi ben bunların hepsini tek tek açmak istersem ne yapacağım? Mesela şu hepsinin olduğu aslında bir Computer Management var. Computer Management'a gidip görebilirsiniz.
Ama burada işin esprisi computer management'ı falan açmak değil. Kendi konsollarınızı yapmak. O. Yani kendi konsollarınızı yapıp bunlara şöyle olsun böyle olsun diyebiliyorsunuz. Peki yaptık. Şunları ekledik falan. Var mı ekleyemedim? Peki okey. Şöyle şunları şuraya ekledim. Bakın şu yukarıda bir isim yazıyor. Dikkat ettiniz mi? Konsol 1. Konsol 1 bu konsolun ismi. Yani bu konsol kaydedilmemiş aslında. Onu söylüyor bana. Bu hazırladığım içinde şunların durduğu konsollar kaydedilmemiş. Hemen bir kaydedelim bu konsolu. File'dan save. File'dan save derseniz şunları ekledikten sonra sizi nereye kaydedeyim diye soracak. File'dan save. File'dan save. File'dan save dedikten sonra işte masa üstüne kaydedelim. Şuradan desktop'u seçtim. İsmi de benim konsolum olsun. Boşluk bırakmama yanlıştığım için sürekli dişik ediyorum böyle. Hatta büyük küçük harflerle ayırıyorum onları. Alıştım, güzel oluyor. Şimdi save dedim, masa üstüne kaydettim. Sonra ben çıktım gittim. Kapattım konsolu kaydettikten sonra. Sonra bakın konsol burada duruyor ya. Tekrar çıktık diyorum. Bakın konsolu kullanabilirim. Yani kendi konsollarınızı yapıp kullanabiliyorsunuz. Esprisi bu. Daha sonra daha ayrıntılı olarak konuşacağız bu konsol mevzusunu. Maksat şimdilik göreceğimiz kadarını kurcalamak. Var mı problem? Peki. Şimdi asıl gelmek istediğimiz nokta ne? Asıl gelmek istediğimiz nokta. Asıl gelmek istediğimiz nokta şu. Siz o grup policy management açtınız ya. GP edit açtınız ya. Grup policy management değil. Management domain'deki. Grup policy açtınız ya. GP edit.msc yazarak. O hazır bir konsoldu. O kullanılan hazır konsol da yaptığınız bütün ayarlar herkese etki ediyor. Makineyi artı makine üzerindeki bulunan bütün kullanıcıları etkiliyor. Dolayısıyla ben şu kullanıcıya bu kullanıcıya etki etsin diye bir ayar yapmak istiyorsam kendi konsolumu yapmak zorundayım. Onun hazır konsolu yok. Ama esprisi o. Yani ben şu kullanıcı için bir tane konsol yapacağım. Mesela U1'e etki edecek şekilde bir grup policy konsolu yapacağım. Ondan sonra ayarları oradan yapacağım. Hemen göstereyim. Tekrar bir boş bir MMC konsolu açın. MMC. Bir Windows R yapıp bir tane MMC açıp okey yes. Sonra file'dan add room snap in diyorum. Tekrar file'dan add room snap in. Sonra şuradan Grup Policy Object diye bir şey var. Grup Policy Object Editor diye. Şu. Sonra bu Local Grup Policy Object Editor'e sağ tıklayıp diyorum ya. Add'e tıklayıp sağ tarafa atın. Add butonuna tıklayıp sağ tarafa atın. Uzaktan birisi bana bağlı. Add dedim. Add dediğimde sen şimdi Group Policy Object Editor'ı buraya ekleyeceksin diye diyor. Kimin için ekleyeceksin diyor. Kimin için? Şimdi burayı olduğu gibi Local Computer'ı bırakırsanız eğer Local Computer olarak bırakırsanız eğer demiş oluyorsunuz ki ben bilgisayarın Group Policy'sine bakacağım. Yani aslında gp.msc'yi açacağım demiş oluyorsunuz. İlk başta açtığınız Group Policy'yi açacağım demiş oluyorsunuz. Ama şuradan Browse derseniz Browse şurada Users diye bir yer var. Browse dedikten sonra şuradaki users'a geldik. Browse dedikten sonra users'a geldik. User'a geldiğinizde şöyle aşağılara doğru sizin makine üzerindeki kullanıcıları görüyorsunuz. Bunlar bizim oluşturduğumuz, daha önce oluşturduğumuz kullanıcılar. Mesela ben yapacağım ayarların U1'e etki etmesini istiyorsam U1'i seçeceğim, OK diyeceğim, sonra bir finish diyeceğim. Mesela. Sonra ayarları yapacağım. U1 bir logon olacak, o durum açacak. Ama U1'in her şeyi değişmiş mesela. Şu alt tarafta iki tane daha şey var. Administrators ve non-administrators diye iki tane şey var. Administrators, admin olanlar. Non-administrators, admin olmayanlar demek aslında. Türkçe karşılığı onlar. Peki ne demek bunlar?
Mesela şu full kontrol, modify, işte reach, işte test mesh, şunların hepsi sınırlı kullanıcı mesela. Bildiğiniz sefil kullanıcı diyoruz bunlara. Sefil user. Bunların her birisi sefil kullanıcı. Yani bu makinede admin olmayan kullanıcılar. Admin olmayan kullanıcılarda bir şeyleri yasaklamak istiyorsanız şunu seçersiniz. Non admin status seçerseniz yaparsınız ayarları, olur biter. Niye böyle bir şey var? Hani tek tek full kontrolde şu olsun, modifiyle şu olsun, readde şu olsun, testte şu olsun diye uğraşmamak için. Bütün admin olmayan kullanıcılar chat diye ayarı yapabiliyorsunuz. Sınırlı kullanıcılar için. Peki adminlerde şunlar olsun, bunlar olsun diyorsanız da admin status seçip ondan sonra oradan ayarı yapabiliyorsunuz. Tamam. Peki biz hemen Uber'de bir şeyleri yasaklayalım. Ya da test kullanıcısı mı vardı? Tamam, testte yasaklayalım. Bana test varmış, sizde herhangi bir kullanıcı olabilir, fark etmez. Test, okey. Sonra bir de finish. Sonra okey. Bakın, eklediğimiz policy buraya geldi. Computer tarafı yok. Bakın şurayı açtığınızda computer tarafı yok. Bize sebep ne? Kullanıcı. Kesinlikle. Şu an yaptığımız ayarlar kullanıcılara olduğu için, test bir kullanıcı olduğu için sadece onu görüyorum burada. Testle ilgili ayarları görüyorum. Computer tarafını görmüyorum. Tamam. Peki bir şeyleri remove edelim bu bölümde. Administrator'dan test start menü test var'a tekrar bir gelin şuradan. Start ve end test bardayız. Şurada bir grup remove ayarı var. Şöyle aşağılara inerseniz onlara bir şeyleri yasaklayalım. Mesela favoriler gözükmesin. Remove favoriler. Yani herhangi bir şey yasaklayabilirsiniz. Önemli değil. Remove'lardan herhangi bir tanesini seçin. İşte search olmasın. İşte oyunlar gözükmesin. Help gözükmesin. Başka all programs gözükmesin. Mesela dokümanlar gözükmesin. Müzikler gözükmesin. Resimler gözükmesin. Mesela şuradan remove bir şeyler remove edin. Tanıdık gelenleri remove edebilirsiniz. Yani dokümanlar, müzikler. Onlar çok net herhalde. Onları remove edin. Tabi enable değil, remove edin derken. Bir şeyleri remove edin, çok önemli değil. Yani isteğinizi remove edebilirsiniz. Az olsa sanal, ölürse de öz. Gözünüze güzel gelenleri remove edin olsun biz. Tamam. Şimdi biz Uber'de bir şeyleri yasakladık. Dolayısıyla Uber'de bu yasakların olmasını istiyoruz. Bu arada şunları falan yasakladık ya, bakın. İşte favoriler falan gözükmesin dedik ya. Bakın admin gittiğinde onları görebiliyor. İşte müzikleri görebiliyor, picture'ları görebiliyor, dokümanları falan hepsini görebiliyor. Ama ben bunları yasakladım normalde. Kime yasakladım sadece? Teste yasakladım. Dolayısıyla test logon olduğunda onların yasak olduğunu görecek. Kime yasakladıysanız bir hemen ona geçiş yapın. Switch user deyip o kullanıcıya bir geçin. Switch user deyip o kullanıcıya. Switch user deyip o kullanıcıya bir geçiş yapın hemen. Switch user. Sonra da test nerede? Test. Ha, şifre bile koymamıştım. Switch user deyip test kullanıcısına geçiş yaptım. Test kullanıcısında müzikler olmayacak, favoriler olmayacak, işte dokümanlar olmayacak, hatta all programs falan yasaklamıştım ben. Olmaması gerekiyorlar.
İşte bir şeyleri yasakladınız. Yani daha enteresan şeyler yapmak istiyorsanız orada ayardan değişiyor falan diye kurcalayabilirsiniz. Yani kardeşinize, arkadaşınıza şaka yapabilirsiniz yani. Otur. Daha güzel şeyler göreceksiniz birazdan. Şimdi bakın. Help yok. İşte dokümanlar yok. Bir takım şeyler yok. Hatta şurada tüm programlar diye bir şey vardı. All programs vardı. O yok. Mesela. Bir şeyleri yasaklamıştık deste. Onlar gözükmüyorlar. Adam zaten sefildi. İyice sefil oldu. Hiçbir şey yapamıyor şu an. Bir şeyler yasakladık. Tamam. Yani dediğim gibi maksat orada hani şu ne işe yapar, o ayar ne işe yapar falan değil. Olay grup polisi nasıl çalışıyor, neler yapabiliyorsunuz, onların bir özetini sunmaktı. Yoksa grup polisi dediğim şey asıl Active Directory gelince göreceksiniz. Domain gelince göreceksiniz. Şimdi şu şeyi de aradan çıkardım, onu da anlatmadım, geçmeyelim. Şimdi biz normalde şu benim konsoluma çıktı. Şöyle bir şey çıkıyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Bunu daha önce görmüşsünüzdür. Görmemenize imkan yok. Evet, bunu önce hesaplayalım. Çıkar şimdi. Bu gördüğünüz şeyin adı şöyle User Account Control diye geçiyor. Kısaca bu AC User Account Control. User Account Control ne iş yapıyor? Hiç bir an gören var mı? Hani böyle bir programa çıktığınızda böyle size gösteriyor da aslında User Account Control'ün yaptığı şey ne? Yani sizi böyle sinir etmek mi? Önünüze her şeyi çıkarıp yes, no demeniz mi? Olabilir. Uyarı. Ne için uyarı verebilir sizce? Yani yapmak istediğinizden emin misiniz? Aynen öyle. User Account Control'un yaptığı şey aslında kesinlikle o. Yani sen bir şey yapıyorsun. Bak önemli bir şey yapıyorsun. Bilgisayarda bir şeyler değişecek. Haberin olsun diyor. Emin misin yapmak istediğin? Aslında sorduğu şey yok. User account kontrolü. Yani yanlışlıkla bir şeyler yapmayın diye var. İyi de siz zaten bir şeyleri bilerek yapıyorsunuz ki niye yanlışlıkla yapıyorsunuz? Yanlışlıkla yapan şeyler aslında siz değilsiniz. Yanlışlıkla yapan şeyler kötü amaçlı insanlar. Hemen düşünelim. Mesela web sitelerine gidiyorsunuz. Web sitesini açıyorsunuz. Web sitesinde diyor ki adam bak arka planda bir şeyler yapmak istiyorum diye size soruyor. Mesela hiç gördünüz mü öyle? Yanlışlıkla böyle bir pencere çıkarttım. İşte bak yes'e tıklarsan şöyle olacak diyor. No'ya tıklarsan şöyle olacak falan. Yes'e süre uyarılar soruyorlar. Görmüşüzdür mutlaka. Şimdi siz yes'e tıklarsanız farkında olmadan arka planda bir şeyler yükleniyor bilgisayarınıza. Farkında olmadan. Ama yes dedikten sonra bilgisayarınıza bir şey yüklense dahi o yüklenen şeyin çalışabilmesi için sizden onay alınması gerekiyor. User account control sayesinde. Yani sen emin misin, devam etmek istiyor musun dediğiniz zaman yes derseniz sonra size user account kontrol çıkıyor. Diyor ki bak böyle böyle bir şey yapmak istiyor. Emin misin yapmak istediğine yoksa değil misin diye sana soruyorum. Evet ya da hayır seçebiliyorsunuz. Yani esprisi aslında sizin bir şeyleri yaparken sizden onay alması değil. Arka planda başkaları bir şeyler yaparken, bir şeyler yapmaya kalkarlarsa farkında olun diye aslında var. Dolayısıyla user account kontrolün yaptığı şey sizin sizinizi bozmak değil. Ya da yaptığınız işten emin olup olmadığınızı test etmek için değil. Belki sebeplerden bir tanesi olabilir. Ama asıl çıkış noktası arka bir anda birileri sizin bilgisayarınızda bir şey yapamasın diye. Yapmaya çalışsa dahi sizden onay isteyecek. Tamam, esprisi o. Onay istediği zaman da siz ne oluyor lan falan diye bir şey müdahalede bulunabilirsiniz farkınızda olmayan. Eskiden farkında olmadan bir sürü şey yükleniyordu bilgisayarınıza. Ama şimdi öyle bir şey bayağı zor. Dolayısıyla user account control güzel bir olay. Mümkünse kapatmamalısınız. Yalnız user account kontrolü açtığınızda, user account kontrolü varsayılan olarak açık geliyor zaten. User account kontrolü açtığınızda siz admin olsanız dahi administrators, daha doğrusu şöyle yapayım. Administrators diye bir grup var. Bu grubun üyeleri otomatik olarak admin oluyorlar. Siz bu grubun üyesi olsanız dahi adminlik yapamıyorsunuz. Şimdi adminlik yapamamaktan kastınız ne şu. Administrators grubu yazayım. Administrators grubu üyesi olan kullanıcılar adminlik yapamıyor. Mesela bizim Shine kullanıcısı var. Shine kullanıcısı şu grubun üyesi admin. Güzel. Ama user account kontrol açık olduğunda bu kullanıcı adminlik yapamıyor.
yapacağınız her şey için sizden onay istiyor. Yapacağınız her şey için, duruma göre her şey için değil de. Mesela program kuracaksınız bilgisayarınıza, emin misin, yapmak ister misin diyor. Bir ayar değiştireceksin, yapmak ister misin diyor, emin misin diyor. Ama yani bilgisayarınızda bir şeyleri değiştirirken sizden onay istiyor. Ama administrators diye bir kullanıcı var. Bu kullanıcı grup değil. Administrators kullanıcısından bahsediyorum. Bu kullanıcı aslında bilgisayarınızdaki admin oluyor. Şimdi siz user account kontrolü açık olsa dahi şu kullanıcıyı kullanarak makineyi kullanırsanız sizden hiçbir durumda ne yaparsanız yapıp onay istemiyor. İşte mesela administrators kullanıcının disable olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Administrators kullanıcısını kullandığınızda ne user account kontrolü çalışıyor ne de sizden onay gerektiriyor. Dolayısıyla yaptığınız her şeyi public view'da yapabiliyorsunuz. Ama administrators grubun üyesi olarak siz bir admin kullanıcısı oluşturursanız eğer, o zaman sizden onay istiyor. Tam etkinlik yapamıyorsunuz. Tamam. Yani bu kullanıcının disable olmasının sebeplerinden bir tanesi işte bu. Birisi kullanırsa bunu patlatma ihtimali olduğundan dolayı varsayarak disable geliyor. Artı şifresi de olmadığından dolayı herkes bu kullanıcıyı bildiğinden dolayı da patlatamasınlar diye devre dışı kalıyor. Sebebi o. Tamam. Dolayısıyla user account kontrolü sizi bir anlamda sınırlıyor. Bu sebeple kapatmak isteyebilirsiniz. Peki user account kontrolünü nereden kullanacağız? Nereden değiştireceğiz? Hemen bir kurcalayalım. Bunu değiştirmek için kontrol paneline gidiyorsunuz. Kontrol panel. Start ve kontrol panel. Sonra user'la ilgili bir ayar var aşağılarda. User neydi ismi? Şu. User account diye bir ayar var. Oraya kadar gelin. Accounts açtıktan sonra şuraya kadar gelin. Şurada bir tane ayar var. Var mı? Gelemiyorum buraya kadar. Kontrol paneli açtık. Kontrol paneli açtıktan sonra user accounts'u bulup şuraya kadar geldik. Buradayız. Hep beraber. Change user account control settings diye bir ayar var. Oraya tıkladığınızda şöyle aşağı doğru yukarı doğru çıkan bir tane şey var. İleriden ona. Bir şey bar diyorlar ona. Neyse yani söylemek istediğim şey anladınız. Böyle aşağı doğru yukarı doğru çıkan bir bar var. O barı kullanarak user account control nasıl olması gerektiğini söylüyorsunuz. Peki nasıl olması gerektiğini söylerken neler oluyor? Onlarla konuşalım. Change user account control settings dedim. Şuraya kadar geldim. Şimdi 4 tane aşaması var bunun. 4 tane checkbox kısmı var. Bir kere en altta çekerseniz user account control beni uyarmasın. Hiçbir durumda kullanılmasın demiş oluyorsunuz. En tepede çekerseniz bu bilgisayara program kurarken aynı zamanda Windows'un bir şeyleri değiştirirken, disk yöneticisine giderken, işte kullanıcı oluştururken, işte bilmem ne iCloud yöneticisine giderken, device manager'a giderken, her yere giderken size soru soracak. Her yere giderken, her şeyi değiştirirken. Admin olsanız daha iyi soracak. Tabi administrator olursanız o ayrı. Bu en paranoyak olur. Yani her durumda size soru soracağım. Ayrı. Hatta bunu kullandığınızda program failsi dosya kopyalarken bile size soru soruyor. Yani emin misin kopyalamak istediğine falan diye soruyor. Bir alttaki modu default mod mu? Varsayılan gelen mod. Bu modda sadece size işte programları falan çalıştırırken program kullanırken size soru soruyor. Mesela program failsi dosya kopyalarken yine soru sormuyor size. Ya da gidip bir ayar değiştirmeye kalktığınızda yine soru sormuyor. Ama program kurmaya çalışırken ya da birileri arka planda bir şeyleri çalıştırmaya çalışırsa eğer size uyarı veriyor. Bu biraz da normal mod. Bir alttaki sadece bilgisayarınızda program kurarken söylüyor. Ama program kurarken de şunu sormuyor. Yani programı kurmaya çalışıyorsunuz. Program kurarken bir şeyleri değiştirirse soruyor size. Mesela bir şeyleri değiştirmekten kastım şu, register diye bir yer var, belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Mesela sizin kurduğunuz programlar register'e gidip kayıtlar düşerler. İşte ben şu programı kurdum, yolu şurası, kurulumun yeri şurası falan. Yani bir program başka bir şey değiştirmeye kalkarsa size uyarı veriyor. Şöyle bir şey yok. Tamam. En alttakini de seçerseniz hiçbir zaman verme demiş oluyorsunuz. Yani bir program bir şeyleri değiştirmeye kalkarsa, senin haberin olmadan arka planda bir şeyleri değiştirmeye kalkarsa soruyor.
değiştirme, siz program kurarken bir şey değiştirmese dahi soruyor. Yani yine değiştirmesine gerek yok. Bir üstteki de her durumda her şeyi yaparken sormanızı sağlıyor. En altı çeker sezgilerin gibi kapatıyorsunuz. Kapatmak için en altı çekmek lazım. Tabii kapattıktan sonra never notify dediğiniz zaman, hiçbir zaman uyarma dediğiniz zaman yok ediyorsunuz. Makineyi start ettikten sonra bir daha uyarmıyorsunuz. Tamam. Vistar'a daha enteresandı bu. Vistar'a ya kapatabiliyordunuz ya açabiliyordunuz. Böyle bar mar yoktu mesela. Ya kapatıyordunuz ya açıyordunuz. Ortası yoktu. Şimdi onu koydular. Öyle bir şansınız var. Tamam. Şimdi biz buna okey diyelim. Never notify diyelim. Bir daha sormasın bize. Hocam bu grup polisinden bağımsız mı çalışıyor yani? Bunu önce böyle ayarlama yapmıyor. Yok, bunu komple bilgisayar için yapıyoruz. Okey. Bak, son kez can çekişiyorum. Haberin olsun diyor. Bak, emin misin diyor yapmak istediğine. Son kez çıkacak bu karşınıza. Never notify derseniz, buna da bir yes derseniz bir daha çıkmayacağım diyor karşına. Emin misin diyor. Sorduğu şey yok. Tamam. Sonra makineyi start ettikten sonra da komple kapanacak. Sonra yaptığınız hiçbir şey için size uyarı vermeyecek. Tamam. Bu arada neyse kapatmasın keşke. Herkes orada duysun, bir şey göstereceğim orada. Şimdi user accounts'ta şöyle şunları görüyorsunuz, şu ikonlar. Şurada gördüğünüz ikonlar user account kontrole tabi tutacak ayarlar aslında. Şöyle söyleyeyim. Siz şuradaki bir ayarlardan bir tanesini değiştirmeye kalkarsanız eğer, şunları kullanmaya kalkarsanız ve ayarlarınızda en yüksek durumdaysa eğer, size her durumda şunlardan bir tanesini değiştirmeye kalktığınız zaman soru soruyor. Esprisi yok. Yani şu ikonların esprisi user account kontrolden geçeceksin, haberin olsun demek. Tamam. Peki. Kaç dakika oldu? Var mı sormak istediğiniz buraya kadar? User account kontrol. Onlardan çıkarmış olduk. Şimdi gelin bir diğer o zaman enteresan özelliğe. Bu çoğu zaman işinize yarayabilir. Bir özellik. Şu C'deki yine klasörleri temizleyin. C'deki klasörleri silin. Delete ve yes. Şimdi şunu yapmak istiyoruz biz. Security tabundan şunları yapabiliyordunuz, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani bir klasör yapıyordunuz, o klasöre şunlar erişemesin, bunlar erişemesin falan diye söyleyebiliyordunuz. Ama elimler her durumda dümdüz edebiliyordu. Ya da haklı olan herhangi bir kişi dümdüz edebiliyordu. Ama şunu yapmak istiyorsunuz. Kendinize ait özel dosyalar var. Gerçekten kendinize ait özel dosyalar. Bu dosyaları şifrelemek istiyorsunuz. Şifrelemekten kastım şu değil. Yani dosyaya çift tıkladığınızda erişilmeye çalıştığında birisi ona kullanacağı şifresi olacak anlamında değil. Gerçekten şifrelemek istiyorsunuz. Her önüne gelen dosyanızı açamasını istiyorsunuz. Böyle bir durum. Ve bunu security izinleriyle yapmak istemiyorsunuz. Böyle bir durum. Yani security'de aslında bir sıkıntı var. Etkin olan herkes bunu düzebiliyor. Düz yapabiliyor. Ama normal bir kullanıcıysanız, kendi özel dosyanız olsun istiyorsanız onları da şifreleyebiliyorsunuz. Tamam. Hemen yapalım, görelim. New folder. İşte kim bu? Şu an kim bu? Tamam, bunu şahinle yapmayalım. Tamam, silin o klasörü. Sınırlı kullanıcılardan bir tanesi yapalım. Ki oradaki farkını da görmüş olalım. Yani bu işi yapmak için illa admin olmaya gerek yok. Bir switch user deyin. Mesela kimle yapalım? Read ile yapalım. Read diye bir logon olur hemen. Şifresi 1 diye yanlış hatırlamıyorsam. Sizin de verdiğiniz hatırlamıyorum. Read ile bir oturum açalım. Şimdi read bir tane klasör yapacak. Read bir tane klasör. Read bir klasör yapıyor. Ve klasörün ismi özel dosyaları falan yapıyor. Özel dosyaları. Read'in özel dosyaları var burada. Ve buraya kendi özel dosyalarını koyacak. Ve bu özel dosyalarını sadece kendisi açabilecek. Adminler bile açamayacak. Öyle söyleyeyim. Edinler dümdüz edemeyecek yani. Hakkı olsa dahi acamayacak dosyayı. Göreceksiniz şimdi zaten. Özel dosyaların içine
içine gittim. Bir tane tek sosyası yaptım. Read tarafından yapılıyor onlar. Read'in dosyası. Read'in dosyası diye bir dosya yaptım. Read'in dosyası. Bu dosya read'e ait. Sonra read bunlara gidiyor. İçine bir şeyler diyor. Çok gizli bilgiler. Çok gizli bilgiler. Çarpıdan kapattı, yazdı. Şimdi bu dosyayı bizim bilgisayardaki herkes açabilir mi? Bu dosyayı şu an bizim bilgisayarda bulunan bütün kullanıcılar açabilir mi? Önce onu sorayım. Açar. Nereden açar? Nereden biliyorum ben bunu? İzinlerden biliyorum değil mi? Bakın Security tab'a gittiğinizde şurada Security tab'ında users var değil mi? User'dan ne izni var? Okuma ve sadece okuma izni var şu anda. Dolayısıyla makine üzerinde bulunan herkes bu dosyayı okuyabilir. Şu an için. Nereden biliyoruz? Security tabına baktığımızda. Ama ben bu dosyanın herkes tarafından açılamasını istiyorum. Ne yapabilirim? Security tabına giderim. Sonra edit deyip buradaki herkesi şutlarım. Sadece kendimi bırakırım değil mi? Dün yaptık aslında. Herkesi şutlayıp sadece kendimi bırakırım. Ama sıkıntı şu. Edinler burayı gümüş edebiliyor. Sıkıntı o. O zaman ne yapacağız? O zaman başka bir teknoloji devreye giriyor. Teknolojinin adı EFS. Encrypted File System. EFS. Encrypted File System. Sınavda bir ton soru var bununla ilgili. EFS. EFS'in yaptığı şey dosyanızı şifrelemek. Dosyada şifreliyor. O kadar. Yani yaptığı fazla bir şey değil yani. Sadece dosyada şifreliyor. O kadar. Fazlası değil. Dosyanız şifrelendiği zaman bu dosyaları özel bir anahtarla şifreliyorsunuz. Özel bir anahtar. Buna da sertifika deniyor. Sertifikayı basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Sertifika diye bir şey göreceksiniz. Hatta sertifika servisleri diye koca bir konu var, göreceksiniz. Sertifikanın yaptığı şey basitçe şu. Sizin şu an bir kimliğiniz var değil mi? Kimliğiniz. O kimlik bende var mı? Yok, kimlikler size özel değil mi? Her birinizin özel kendine kimliği var. Sertifikanın yaptığı şey de aslında aynısı. Aynı şey yapıyor. Size özel bir kimlik oluşturuyor. Ve bu kimlik sadece size ait oluyor. Kimse bunu kopyalayamıyor. Ve bunu da çalamıyor. Yani çalabiliyor gerçi de siz çalmasını engellemediğiniz sürece. Yani bu dosya aslında biz kimlik gibi düşünebilirsiniz. Kimlik de eşittir. Sizin o gerçekten olmanız doğrular. Ve siz dosyalarınızı şifrelerken kendi kimliğinizi gösterip şifreliyorsunuz. Kendi kimliğinizi gösterip şifreliyorsunuz. Dolayısıyla bu dosyaları açarken yine kendi kimliğinizi göstermek zorunda kalıyorsunuz. Şifreleri açabilmek için. Tamam. Dolayısıyla arka planda bir sertifika gerekiyor. Sertifika. Sertifika da dediğim gibi sizin gerçekten olup olmadığınızı gösteren bir aslında dosya. Fazlası değil. Tamam. Şimdi peki bunu nasıl şifreleyeceğiz? Bunun bir özelliklerine gidiyorsunuz. Sonra Advanced'a giriyorsunuz. Sonra bakın orada yazıyor. Encrypt Contents to Secure Data. Advanced dedik. Oradan şuraya geldik. Encrypt Contents to Secure Data. Güvenlik için içeriği şifre. Yalnız o checkbox'ı işaretlerseniz compression'ı kullanamıyorsunuz. Compression'ı kullandığınızda da dosyaları şifrelemiyorsunuz. İkisi aynı anda çalışmıyor. Tamam. Aklınızda bulunsun. İşte şifreledik. Sonra bir okey. Sonra bir daha okey. Diyemiyorum. Var mı o checkbox seçeneği? Şu uyarı görmeyen var mı? Bunu okey deyip geçin. Farklı derken? Evet, farklı. Ne diyor sende? Confirm,
dosya değişti. Dosyanın rengi değişti, dikkat edin. Senin yeşil oldu. Yeşil. Bu dosyanın yeşil olmasını sağlayan şey oradaki checkbox'ı işaretleme. O checkbox'ı işaretledim. Ve dosya diyeceğim ki error nerede? Al. Hemen şunu deniyorsunuz. Bu read'in dosyasını admin olan bir kullanıcı da açmayı deneyin. Sonra sınırlı bir kullanıcı da açmayı deneyin. Bakalım açılacak mı? Herhangi bir kullanıcı da gidip bu dosyayı açmayı deneyin. Bu dosya read'in özel bir dosyası. Dolayısıyla read'den başkasının açmaması gerekiyor. İddia ettiğimiz şey o. Ki access denied. Access denied. Açamaz. Gerçek adını açabilir mi? Şimdilik açamaz. Açması için bir şeyler yapacağız. Şimdi ben admin'e geçiş yapıyorum. Switch user deyip admin'e geçiş yapacağım. Admin'e. Nerede bizim admin Şahin? Şahin'e geçiş yaptım. Read'in oluşturduğu kendi dosyalar. Ben Şahin'e geçiş yapıyorum. Şimdi Şahin'e geçiş yaptım. Şahin bizim admin. Her şeyi yapma hakkına sahip. Güzel. Şahin C'ye gidiyor. Bu özel dosyalarım diye bir şey varmış burada. Ney diye? Merak edip işine gidiyor. Abi bakıyor, read'in dosyası varmış şimdi. Sen misin dosya gizleyen deyip açmaya çalışıyor. O diyor ki açamaz. Access denied. Her önüne gelen bu dosyayı açamıyor artık. Ama bizim admin. Admin olduğu için her şeyi dümdüz etme hakkına sahip ya. O zaman diyor ki ben bu dosyayı açarım arkadaş deyip properties'e gidiyor. Sonra security tabuna gidiyor. Sonra kendisini buraya ekliyor. Edit deyip edit deyip kendisini ekliyor. Add dedi işte. Bunu yapmanıza gerek yok. Olmadığını göstereceğim sadece. Şahin kendi kendini ekleyip full kontrol veriyor. Full kontrol verdi kendisine. Security tabundan full kontrol. Her şeyi yapma hakkı var. Okey. Okey. Her şeyi yapabilir şu an. Normal hesap değil. Tıklıyor. Hala eksisi. Açamıyor. Dolayısıyla EFS'le şifrelediğiniz dosyalar security tablarından bir iş yapılarak açılmıyor demek. Ama etmiş şunu yapabiliyor. Burası şirket arkadaşım deyip adamın her şeyini silebiliyor. Şirket deyip hiçbir şey gizli değildir burada deyip. Öyle iyi şirketlerde öyledir. Mesela şirketlere giriş yaparken ya da oraya işe başvurusu yaptığınızda kabul edilirseniz eğer şöyle upuzun bir sözleşme imzaladılar size. Derler ki şirkette hiçbir şey gizli değildir. Hiç özel dosya yoktur. Her şey şirketindir der. Dolayısıyla şunu düşünmeniz lazım. Bu özel dosyaların biri tarafından her durumda açılabilmesi lazım. Her durumda kurtarılabilmesi lazım. Şöyle düşünün. Adam bir tanesi geldi, kendi dosyalarını şifreledi. Şirketin özel dosyaları var. Sonra işten çıktı gitti. Dosyalar ne olacak? Eğer kurtaracak biri yoksa ortamda yapacağız. Kurtaracak biri yoksa o dosyalar çöp. Kuruluş yok. Çöp alacaksınız. Sileceksiniz. Yapacak bir şey yok. Geleceğiz. Öyle değil. O şekilde çalışmıyorlar. Yani bizim admin her şeyi yapabiliyor ama dosyayı açamıyor. Bakın dosyayı da siliyor. Gitti. Her şeyi yapabilme hakkı sahip. Tamam. Ama dosyayı açamıyor. Onu yapma hakkı yok. Var mı sormak istediğiniz buraya kadar? Aralandırdıktan sonra işin arka planından konuşacağız. Yani ortaya çıkan sonuç bu. Ama neler dönüyor arkada ondan konuşacağız. Var mı sormak istediğiniz?